Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Pip'i genel olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve haber üzerinden evet Pip değerlendirmesi gerçekleştireceğiz. Pip Coin %16 arttı ve Bitcoin 29 bin dolara yaklaşırken Doge ve Shiba Inu'yu geride bıraktı diyor. Evet. Tabii Bitcoin'deki yükseliş belliydi. En son bir iki gün öncesine kadar tabii 24 bin dolar denemesi yapma ihtimali vardı. Ama netice itibariyle bu ortadan kalkmış oldu diyebiliriz. Devamındaki yükselişle birlikte ilerleyen vakitlerde de yapabileceğine dair hareketlerini gerçekleştirdi. Bu şartlar altında Pip çok ciddi yükseldi. Shiba ve Doge'un bir şeyi yok bu arada. Nasıl diyeyim? Bir geride kalmışlık durumu yok. Piyasanın tamamı böyle. Şu anda Ether'e baktığınız zaman Ether bile fiyatlamakta zorluk yaşıyor. Çünkü inanılmaz derecede yani kusursuz diyebileceğimiz bir dominans etkisi var şu anda. Öyle böyle değil. Yıllardır görmediğimiz, boğa sezonundan beri görmediğimiz bir dominans seviyelerinden bahsediyoruz. Kaldı ki bu şartlar altında şey ne yapsın? Dogecoin ile Shiba ne yapsın? Ether bile düzgün yükselemiyor. Tabii ki Pip'in bir takım anormalitesi var. Hani yok değil. Bununla alakalı sürekli bahsettik. Tabii düşüyor vesaire dense bile Pip sürekli olarak korelasyon kazanıyordu ve hacmini de sabit tutuyordu, sağlam tutuyordu diyebiliriz. İlerleyen vakitlerde de yani piyasadaki bu sıkı yükseliş etabı devam ederken tabii altcoin'ler bir noktadan sonra çok sağlam açılacaktır. Ama Pip'in potansiyel yükselişi ve ortalama katlama oranları yine diğer altcoin'lerin üzerinde olacaktır, tamam mı? Şaşırtıcı bir şekilde Pip, Dogecoin ve Shiba Inu gibi iyi bilinen kripto para birimlerini geride bırakarak değerinde 16'lık kayda değer bir artış yaşadı. Şaşırtıcı değil işte, onu söylemeye çalışıyorum. Sürekli bundan bahsediyorduk işte Bitcoin açıldığında ilk açılacaklardan bir tanesi vesaire diye. Niye şaşırtıcı olsun? Bunlar yüksek korelasyonlu, majör diyebileceğimiz altcoin'ler. Pip'e baktığımızda şu anda hala roket kalıyor. Bitcoin 29 bin dolar sınırına yaklaşırken Pip Coin hatırı sayılır kazançlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu yazı Pip Coin'in büyümesine katkıda bulunan faktörleri araştırıyor. Kripto talebinin daha geniş dinamiklerini analiz ediyor ve yatırımcılar için karşı suçlamaları inceliyor. Ya Pip'teki yükselişin sebebi belli. Çok yüksek bir spekülasyon yüksek. Dolayısıyla volatilite yüksek. Bilmem anlatabiliyor muyum? O yüzden yüksek bir likidasyonu var. Sürekli trader dediğimiz ve işte işlemciler vesaire sürekli işlem yaparken kısa süre içerisinde de korelasyon kazanmış bu Pip üzerinden hareket etmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla olay bu. Adını popüler internet mimi Pip the Frog'dan alan Pipcoin aynı şekilde kripto emicilerin ve yatırımcıların emici neymiş ya dikkatini çekti tamam. Değerindeki son artış faktörlerin bir kombinasyonuna bağlanabilir. Başlangıçta Pipcoin destekleyen topluluk artan ilgi ve talep yaratarak zahmetli bir şekilde onu terk edilmesini ve işletilmesini teşvik etti. Ayrıca tabii balina alımları da iyiydi. Dönem dönem işte o balinalar sattı etti bilmem ne tarzında haberler gelse de ne yazık ki dipten toplayan balinaları hiçbir zaman söylemediler. O zaman da bunu eleştirdim. Ayrıca coin sınırlı gücü ve renkli çevrimiçi platformlardaki örtülü kilometresi çekiciliğine katkıda bulunmuştur. Tabi adından da çok söz ettiriyor. Dogecoin ve Shiba Inu önemli ölçüde moda ve medyanın ilgisini çekerken Pipcoin'in son zamanlardaki yükselişi onu ilgi odağı haline getirdi. Başlangıçta bir meme kripto para birimi olarak yaratılan Dogecoin, Elon Musk gibi etkili numaraların imzaları nedeniyle ilgi gördü. Yine de Pipcoin'in yükselişi daha az bilinen kripto para birimlerinin de önemli bir büyümeye tanık olabileceğini ve talepte yerleşik oyuncuların hakimiyetine meydan okuyabileceğini gösteriyor. Pip'in neden ve nasıl yükseldiğini bundan önceki videoda anlattık. Elon Musk'a gelince yine biliyorsunuz Elon Musk da Pip'le alakalı yakın zaman içerisinde bir paylaşım yaptı. Tabi haberin ardından da zaten Pipcoin beklenti üzere bir yükseliş yaşamıştı. Başka bir meme tabanlı kripto para birimi olan Shiba Inu da yatırımcıların dikkatini çekti. Yine de Pipcoin'in yükselişi performansını gölgeledi. Bu da kripto talebinin sürekli değişen dinamiklerini ve yeni oyuncuların ekme ihtimalini gösteriyor. Pipcoin'deki son artış kripto para birimi talebinin genel oynaklığını ve öngörülemezliğini vurguluyor.
Bitcoin baskın bir güç olmaya devam ederken şu kısım doğru değil bu arada. Öngörülemez olduğu doğru değil. Yani kısa zaman içerisinde tabii ki kısa zaman içerisinde vaktiyle düşeceği çok barizken ilerleyen vakitlerde açılacağı da çok barizdi. Hala da bu böyle. Peepcoin gibi vazgeçilmez coin yükselişi çeşitlendirme ve kar açılışları olasılığını gösteriyor. Olumlu haberler ve topluluk katılımının sıklıkla talebi ve fiyat artışlarının artırmasıyla yatırımcı duyarlılığı talepte çok önemli bir rol oynuyor. Doğru tabii. Yine de kripto para birimi talebinin büyük ölçüde akademik olduğunu ve hızlı salınımlara tabi olduğunu not etmek önemlidir. Tabii doğru. Yatırımcılar benzer yatırımlara girmeden önce dikkatli olmalı ve kapsamlı bir araştırma yapmalı. Aynen öyle. Daha düşük meblağlarla pipe girilirse daha iyi olur. Bitcoin'in yükselişi yatırımcılar ve daha geniş kripto talebi için çeşitli karşı suçlamalara yol açıyor. Başlangıçta daha düşük az bilinen kripto para birimlerinin önemli bir büyümeye tanık olabileceği ve yerleşik oyuncuların hakimiyetini bozabileceğini gösteriyor. Hayır bak bu doğru değil. Pip'in varoluşu Shiba'yı ya da Doge için bir negatiflik anlamı taşımıyor asla. Hatta birbirlerini güçlendiriyorlar. Bu güçlü topluluk desteği ve kilometre olasılığı ile haberdar olmanın ve ortaya çıkan kripto para birimlerini keşfetmenin önemini vurgulamaktadır. Gemcoin avcılığı meselesi, önceki videoda buna değindik. Ayrıca Peepcoin'in yükselişi hızlı kazanç veya kayıpların kısa süreler içinde gerçekleşebileceği kripto talebinin değişken doğasını örneklemektedir. Evet, yatırımcılar benzer yatırımlarla ilgili tuzakları ve fiyatları kesin olarak tahmin etmeli ve bunların tehdit toleransını ve yatırım iddialarını dikkate almalıdır. Kesinlikle çok doğru. Kesinlikle çok doğru. Mesela ben şuraya bakayım, pip yazsam ne çıkacak? Bak pip. Neler neler. Bak bir sürü şey var da. Pip coin, pip pet, pip coin. Bak bak şunlara bak. Yani bildiğiniz şey ya, soytarılık başka bir şey değil. Adamlar coin çıkarmış. Adamlar da tutmuş aynını ortaya koymuşlar. Aynını çıkarmışlar. Bunlara karşı dikkatli olmanız lazım. Yani pip coin ortaya çıktı, tamam. Diğerleri de belki pip adıyla çıkar. Biraz hareketli yapar. Şöyle bir yükselir falan bir tarzında. Ama bunun Ponzi olduğunu bilin ya. Bunun Ponzi olduğunu bilin. Bunun bir istikrar sağlamayacağını, devamında ciddi bir açılım sağlamayacağını biliniz. Belli bir noktadan sonra düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu bu gibi kripto paralarda biliniz. Anlık yükseliş olabiliyor olsa da bu sonucu değiştirmeyeceğini ve o kripto para biriminin kalıcı olmak için değil, sizi dolandırmak için çıktığını biliniz. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden pip konuyla alakalı kategorisinin ilkidir ve iyi olan da tektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.